2022'nin son seçim anketi. Yılın kazanan ve kaybeden partileri. Metropol Araştırma Şirketi, 2022'nin son anket sonuçlarını paylaştı. Partilerin bir yıllık performansına bakıldığında Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin performansı dikkat çekti. Metropol Araştırma Şirketi'nin yıl sonu anketine göre iktidar partileri içinde oylarını artırırken muhalefetteki partilerin oy kaybetmesi dikkat çekti. Senenin ilk araştırmasına kendilerine yer bulamayan Zafer Partisi ve Yeniden Refah da 2022'yi karlı kapadı. Metropol Araştırma'nın Ocak ve Aralık ayı araştırmalarına göre partilerin bir yıllık performansları şu şekilde gerçekleşti. Ocak ayına %34 oranında oyla başlayan AK Parti yılı 36,9'luk oy oranıyla bitirdi. Yılın ilk araştırmasında %28,4 oy olan CHP yılın son anket çalışmasında ise %24,7'de kaldı. Oylarında kayıp yaşayan bir diğer muhalefet partisi ise İyi Parti oldu. Yıla 13,3'lük bir performansla başlayan partinin yıl sonunda aldığı oy ise %12,5 oldu. Ocak ayı anketinde %11,6 oy alan HDP Aralık ayı araştırmasında 11,2'de kaldı. Metropol'e göre MHP de AK Parti gibi oylarını artırdı. Ocak'ta 5,9'da gözüken MHP yılı 7,3 ile bitirdi. Ocak ayı anketinde 2,6 bandında gözüken Deva Partisi yıl sonu listesinde kendine yer bulamadı. Ocak ayı araştırmasında yer almayan Zafer Partisi'nin yıl sonu performansı %2 oldu. Ocak ayı araştırmalarında listede olmayan Yeniden Refah Partisi de %1,3 ile son listede kendine yer buldu. AKP ve MHP'liler de artık yeter, dedi. Metropol araştırma son anketinde vatandaşlara, Recep Tayyip Erdoğan'ın görev yapış şeklini onaylıyor musunuz sorusunu yöneltti. Metropol araştırmanın kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından Erdoğan'ın Aralık görev onayını paylaştı. Metropol araştırmanın Aralık anketi sonuçlarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı %45,2 olurken, onaylamayanların oranı %52,1 oldu. Fikrim yok diyenlerin oranı ise %2,7 oldu.